Bayağı iyi oldu. Buradan çorbacıya gidelim mi? Hem biraz dertleşiriz. Gideriz ama bu sefer hesaplar benden. Olmaz. Bizim orada hesapları erkekler öder. Hadi gidelim. Hadi. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum Azat. Her zaman yanımdasın. Fırtınaya kapılmış bir gemi gibiyim. Sığınacak limanı da yalnız sende buluyorum. Biliyor musun, sen olmasaydın ne yapardın acaba? Ben de çok yalnızım. Bestelerimin ilham kaynağı sensin. Seni tanıdığım günden beri şarkı yazmaya başladım. Yaşamaya başladım, umutlanmaya başladım. Hala bana kendinden fazla bahsetmiyorsun. Nerede kalırsın? Neler yaparsın? Kimsen var mı? Bunları bilmem lazım. Bir sır gibisin. Yoksa benden sakladığın bir şey mi var? Yalnızım. Yaşadığım yeri biliyorsunuz zaten. Bu hayatta yalnızım. Şimdi sen varsın. Yarın biraz dolaşmak istiyorum. Sen ne dersin? Benimle birlikte gelir misin? Yarın seni kaçta alayım? Bir iyi mi? İyi. Hayırlı işler Bünyamin abi. Sağ ol kızım, hoş geldin. Hoş bulduk. Sana bir şeyler ayırdım. Bekle, getiriyorum. Sağ ol abi, hayırlı işler. Rica ederim, bir şey değil, sağ ol, güle güle. Zavallı kız. Babasına şarap parası yetiştirmek için gece gündüz çalışıyor.
baba. Sen mi geldin? Bana şarap parası getirdin mi? Bak bu son şişe. Ne olur bir şişe şarap parası ver kızım. Şarap parası. İçme sen. Evimize gidelim. Bak küçük de olsa bizim de evimiz var. Neden buralarda sürünüyorsun? Neden beni yalnız bırakıyorsun? Akşamları çiçek satarken sarhoşlara meze olmaktan bıktım. Sana şarap parası yetiştireceğim diye pavyonlarda çalışmaya başladım. Biraz beni seviyorsan dön evine artık baba. Bırak şarabı. Sarıl bana yavrum de ne olursun baba. Artık benim evim yok. Karımla beraber yandı, kül oldu benim için. Beni hatıralarımla baş başa bırak. Bir tek tesellim var. O da elimdeki şarap şişesi. Benim dostum o. Beni anla ne olursun. Baba artık evimize dönsen. Bıktım tek başıma yaşamaktan. Bak çiçek satmak için pavyonda sarhoş mezesi oluyorum. Beni düşün ne olursun. Dönemem yavrum. O ev annenin hatıralarıyla dolu. Bundan sonra evimde her şeyimde burası. Şişemle. İçkimle yaşamak. İçkimle yaşamak zorundayım ne olursun anla beni. Beni anla ve bu yaşlı babanı anla. Ama baba beni de düşün ne olursun. Ben sensiz ne yaparım? Bak sana sığınacak kimsem yok. Ne olur baba beni de düşün. Yalvarıyorum sana evini düşün baba. Defol git. Git. Defol. Defol. Yalnız bırak beni. Sevmiyorum seni. Defol. Anladın mı? Defol git. Baba. Baba. Defol dedim sana. Baba. Bu yaşlı günahkar babanı affet kızım. Bu lanet olası şaraba yenildim. Affet kızım, affet. Geliyorum. Geliyorum karıcığım. Az kaldı. Kavuşacağız. Canım karım benim. İşte benim fakirhane de burası. Fakirhane mi? Burası adeta bir saray. Dalga geçiyorsun herhalde. Üstelik bu evde bir anne, bir de yavru yaşıyor. Çok güzel evin aynı zamanda. Beni aldatan adam bıraktığında çok küçücük. Peki yapabileceğin başka bir iş yok muydu? Herkesin çalışabileceği, namuslu, şerefli bir iş yok muydu? Başka hiçbir işi denemedin mi? Son çaren bu muydu yani? Her işi denedim. Ama olmadı. Bir fabrikaya girdim. Çalıştım, çabaladım. Ama sonunda patron asıldı. Konfeksiyona gireyim dedim. Orada da ustabaşı asıldı. Sonunda anladım ki yapabileceğim tek bir şey var. Vücudumu kullanmak. Çünkü tüm erkekler onu istiyordu. Ne yapabilirdim ki? Yavrumu yaşatmak için kabul etmek zorunda kaldım. Şimdi herkes asılıyor. Bütün müşteriler asılıyor. Patron asılıyor. Bu ülkede namuslu yaşamak, çalışmak, şerefli yaşamak çok zor. Anlıyor musun beni Azat? Ağlama. Sana sahip çıkacağım. Sana da çocuğuna da bakacağım. Senin için her şeyi yapacağım.
Üzme kendini. Ne güzel dalgalanıyor deniz. Yüreğim de böyle. Çılgın dalgalar gibi. İçimde bir fırtına var. Ne zaman kopacağını bilmiyorum. Yine aşık oldun galiba. Yeni bir beste mi yapıyorsun? Genç bir kız var. Beni seviyor galiba. Ben de onu seviyorum ama dünyamız başka. Hayallerini yıkmak istemiyorum. Ben çok acı çektim. O da çeksin istemiyorum. Ne diyorsun oğlum sen? Garibansak sevmeye hakkımız yok mu? Biz de sevmeliyiz. Sevilmeliyiz. Bu kahpe dünyada çile çektiğimiz yeter. O genç kızın hayallerini yıkmaya hakkım yok. Ne kadar sevsem de sevgimi içime atmam lazım. Ben de yaşamayı seviyorum ama yaşatmadılar. Bu kahpe dünyada. Gel bunları boş ver. En iyisi dolaşalım biraz. Aferin kızıma benim. Eda, kızım, yavrum ne oldu? Başım döndü anne. Canım, yorma kendini sen. Kızım hadi gel. Yavrum niye böylesin? Neden benden uzak duruyorsun? Neden konuşmuyorsun? Neden cevap vermiyorsun? Seninle konuşacak bir konumuz yok. Nedenini biliyorum tabii. Beni sevmiyorsun. O dansöz kadını seviyorsun değil mi? Söyler misin? Benim ondan neyim eksik? Sana kaç defa söyledim. Benden sana yar olmaz. Ben seni kardeşim gibi görüyorum. Ancak abin olabilirim senin. Ama ben seni abim gibi göremiyorum ki. Ne yapacağımı bilmiyorum. Seni çok seviyorum. Ne yapabilirim ki? Bak, sana yine söylüyorum. Hiç kimseyi sevmiyorum. Sen benim kardeşim gibisin. Sana kötü gözle bakamam. Beni anla, ne olursun.
Hiç kimseyi sevemem. Sevmiyorum. Sevmeyeceğim. İyi ki geldin Necla. Yalnızlıktan canım sıkıldı. Kızım, gece beraber değil miyiz? O başka canım. Sarhoşları eğlendirmekten kendimize vakit bulabiliyor muyuz? Haklısın. Bugün neler yaptın? Her zamanki gibi. Çamaşır, bulaşık. Biraz da kızım rahatsızlandı bugün. Ya bunun yok mu bir tedavisi? Var tabii. Var ama çok para lazım Necla. Çalıştığın yerde az para kazanmaktan daha zor bir şey yok. Alçak adam, durmadan cebe, durmadan cebe. Bizi düşündüğü yok. Parayı bizim sayemizde kazanıyor ama. Evet. Hiç açma derdimi. Neyse, üzme kendini. Bunun elbet bir çaresi. Allah büyük. Sıcak bir çay içeriz herhalde. Sen bilirsin. Kızım Eda, misafirimiz geldi. Bize çay getirir misin? Hoş geldin. Hoş bulduk canım benim. Sağ ol kızım. Ellerine sağlık yavrucuğum. Şeker? Eda! Eda kızım! Eda! Eda, aç gözünü yavrum. Ne olur Eda! Eda, ne olursun. Ne olursun bak annene. Ne olursun Allah'ım. Allah'ım yavrumu bana bağışla. Ne olursun Eda. Eda, ne olur. Ne olur kızım yaşasın. Tamam, yaşayacağım. Ne olur kızım yaşasın Eda'm. Eda! Eda! Doktor yok mu? Doktor yok mu? Kızım! Doktor yok mu? Eda! Yavrum! Doktor yok mu? Nesi var çocuğun? Bayıldı birden. Doktorun odasına götürelim. Eda, aç gözünü annem, aç! Eda! Yavrum, aç gözünü ne olur. Eda! Eda! Eda kızım! Hastanın yakını kim? Benim annesi. Dışarıda konuşalım. Siz de hemşire hanım, hastanın yanına geçin. Peki doktor bey. Üzülme canım. Kızın iyi olacak. Doktor yanında. Eda kızım. Yavrum. Eda'm benim. Üzülmeyin hanımefendi. Kızınız iyileşecek. Yalnız biraz maddiyat lazım. Ama benim hiç param yok ki. Doktor bey. Gerekli müdahaleyi yapın. Parasını ben vereceğim. Peki, siz muhasebeye gidin. Teşekkür ederim. Gel canım. Bu akşam çok efkarlıyım Yılmaz abi. Senin efkarlı olmadığın geceyi görmedik gibi oğlum. Çok dertliyim abi, çok. Anlat derdini bakalım. Derdini söylemeyen derman bulamaz derler. Bir kadın var, çaresiz. Bir de kızı var. Çok hasta. Onlara yardımcı olmam lazım. Ama ben de para alamıyorum. Ne yapsam acaba? Bana bir fikir ver be abi. Ne de olsa sen benim abim sayılırsın Yılmaz abi. Yapacağın tek şey var. Patron senden memnun değil mi? Evet abi. Dinle. O zaman yapacağın tek şey var.
bir yıllık avans isteyeceksin. Yoksa o gazino sensiz batar. Haklısın abi. Patronla konuşacağım. En az 6 aylık avans isteyeceğim. Vermezse işi bırakacağım. Aferin be koçum. Sana da bu yakışır. İçelim şimdi. İçelim abi. Evet Azat, benimle konuşmak istemişsin. Konu nedir? Ben biraz avans çekmek istiyorum. Avansa ne ihtiyacım var? Otelde ye, iç, yat. Masraflar bizden. Paraya ihtiyacın olduğunu hiç sanmıyorum. Bu çok özel bir mesele patron. Acil 10 bin TL'ye ihtiyacım var. Çok para. Çok para değil. Zaten ne zamandan beri para almıyorum. Sanırım içeride de o kadar birikmişim var. Hesabında bir yanlışlık var oğlum senin. İyi hesapla. Alacağım 10 bin TL patron. 10 bin 12 bin alacağım var zaten. Yanlış hesaplıyorsun. Otelde kaldığın para, yediğin içtiğin, masrafların, kıyafetlerin, taksi paraların, afişler, reklam, bunlar ne olacak? Biz burada para mı basıyoruz oğlum? Patron ben anlamam. Eğer bu parayı vermezsen gazinoyu bırakıp giderim. Patron, Azad'ı transfer etmek istiyorlar. İyi müşterisi var. Öyle mi? Kaçırmayalım. Tamam. Peki. Sana 10 bin lira vereceğim. Ancak bir yıl daha mukavele yapacaksın. Başka gazinoda çıkmak yok. Yoksa ayaklarına sıktırırım. Tehdit mi? Hayır. Senin sesini beğeniyorum. Müşterin de var. Ama bizim de işimizi sağlam almamız lazım. Bu mekan nasıl yürüyor biliyor musun? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı patron. Pekala. Paranı yarın alacaksın. Hadi, şimdi bak işine. Çok iyi yaptın patron. Söylediklerin doğru mu? Evet patron. Murat'ın gazinosunda mı başlayacak? Evet patron. Eğer öyle bir şey yaparsa ayaklarına sıkarım. Sıkarsın patron. Benim gazinomdan başka yerde çıkamaz. Az daha kuşu kafesten kaçırıyordun patron. Bana bak. Ne olursa olsun haberim olacak. Adım adım takip edeceksin bu iti. Programdan sonra birlikte çıkalım. Çorbacıya falan gideriz. Oradan da bizim eve. Sana vereceğim çok güzel bir hediyem var. Neyin karşılığı söyler misin? Sen nasıl anlarsın? Hiçbir şey anlamak istemiyorum. Ben senin yanında çalışan bir sanatçıyım. Sanatçı mı? Sen alt tarafı bir oryantalsin. Benim müşterilerimi eğlendiren bir oryantal. Üstelik paranı da ben veriyorum. Bundan sonra ben ne dersem o olacak. Bana bak. Ben pavyonda çalışıyorsam sadece çocuğum için çalışıyorum. Namusumla, şerefimle çalışıyorum. Benden sana yar olmaz. Ben hiç kimseyi sevmiyorum. Hiçbir erkekle olamam. Bunu böyle bil, anladın mı? İnat etme. Sana dayalı döşeli bir ev alayım. Bütün parayı ben harcayacağım. Çocuğuna da bakacağım. İstersen imam nikahı da kıyarım. Yeter ki benimle ol. Benimle olmazsan seni öldürürüm. Anladın mı? Çek elini üzerimden be. Beni ne zannediyorsun? Diğer kadınlarla mı karıştırıyorsun? Eğer senin gibilerin istediklerini yerine getirseydim her şeyim olurdu, her şeyim. Ama namusumla, şerefimle çalışacağım. Şimdi çık dışarı diyorum sana. Sıran geliyor. Şimdi sahneye çık, müşterimi eğlendir. Bu iş burada bitmeyecek. Bunu böyle bil. Anlaşıldı mı?
Tamam tamam, çık dışarı. Pislik herif. Her zaman ama her zaman gazinoda peşimde. Bir türlü peşimi bırakmıyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Teşekkür ederim. Nasıl buldun teyzesi kızımı? Sağ ol kızım. Çok güzel. Çok tatlı bir kız. O benim bir tanemdir. Nasıl? Kızımı beğendin mi? Çok cici, çok tatlı değil mi? Çok güzel bir kız. İnşallah talihi de güzel olur. İnşallah. Ben kızım için çalışıyorum. Onun okumasını istiyorum. Ya avukat, ya doktor. Ne bileyim, bir şeyler olmasını istiyorum. Benim gibi olmasın da. Benim gibi olmasını istemiyorum. O ne demek anne? Ben okuyamadım ya. Onun için kızım. Senin okumanı istiyorum. Neyse kızım. Bizim ablanla konuşacaklarımız var. Hadi sen odana git, ders çalış. Peki anne. Az daha kaş yapayım derken göz çıkarıyordum. Bana bak. Nerede çalıştığını anlarsa bir daha seni sevmez. Kızına karşı dikkatli olmalısın. Haklısın. Bir gün şu teknelere binip çok uzaklara gitmek istiyorum. İçimde çok büyük bir hasret var. Yeni bir şarkı mı yapıyorsun? Nereden anladın? Hep böyle konuşuyorsun sen. Böyle konuşunca da böyle güzel şarkılar çıkıyor. İçimdeki hasret şarkısını çıkaracağım bir gün. Yepyeni bir şarkı yapacağım. Senin bütün şarkılarında hasret var, acı var. Çocukluğun nasıl geçti? Çok mu çile çektin? Kızmazsan anlatabilir misin? Çocukluğum yoksullukla geçti. Küçük yaşta annemi babamı kaybettim. Tek başımaydım. Hep çalıştım. Boyacılık yaptım, hamallık yaptım. Çalıştım da çalıştım. Sonunda pavyona kadar düştük işte. Bu bizim kaderimiz. Aynı noktada buluştuk. Ben de acılı, sen de acılı. Aramızdaki tek fark, ben kızım için yaşıyorum. Bundan sonra mutlu olmamız lazım, güçlü olmamız lazım. Neyse, kader diyelim gitsin. Hani bana kaldığın yeri gösterecektin? Unuttum. Hadi gidelim o zaman. Nasıl? Manzarayı beğendin mi? Hava o kadar güzel ki. Seninle kaderimiz aynı. İkimiz de yalnızız. Birbirimizi tamamlıyoruz. Ama benim bir kızım var, yavrum var. Onun için yaşamalıyım. Ne kadar yalnız olsam da kızım benim her şeyim. O alçak kocam beni terk ettiğinde yavrum küçücüktü. Zavallı yavrum. Üstelik çok hasta. Ona bakmak zorundayım. Onun için sarhoşlara meze oluyorum. Beni anlıyor musun? Bundan sonra yalnız değilsin. Ben varım. Kızının iyileşmesi için her şeyi yapacağım. Gerekirse. Gerekirse ne? Yanlış bir şey yapmanı istemiyorum. Ne olur bir delilik yapma. Şimdiye kadar bomboş yaşadım. Gayesiz, amaçsız. Ama bundan sonra kızını yaşatmak için elimden geleni yapacağım. Gerekirse ölümü bile göze alacağım. Sana inanıyorum. Sana güveniyorum. Ne olur beni yalnız bırakma. Thank you.
Hoş geldin koçum. Hoş bulduk. Tanıştırayım, Leyla Hanım. Memnun oldum. Bu da can arkadaşım. Şeref duydum. Memnun oldum. Geç, şöyle otur. Sağ olun. Geçin. Tekrardan hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş bulduk. Azat senden çok bahsetti. Sen de bizim gibi ezik yaşamışsın, ezilmişsin, mahvolmuşsun. Bir de çocuğum varmış. Kaderimiz de aynıymış hem de. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Biz aynı hamurdan yoğrulmuşuz. Azat da benim için çok değerli. Hiç konuşmuyor. Sizden bahsetmedi bana. Ama belli ki onu çok seviyorsunuz. Azat da benim kardeşimdir. Ben ona bu canımı vermişim. Biz onunla beraber çöplerden ekmek toplamışızdır. Benim o canımdır. Ben bu canımı onun için veririm. Seve seve veririm. Biz taşıdığımız canı hiçbir zaman kendimizin saymadık. Onu dostlarımıza, kardeşlerimize feda etmişiz. Senin de bir derdin olursa başımızın üstünde yerin var. Hiçbir zaman sıkılma. Sağ ol abi. Allah turna bizi vere varırsa, Allah turna bizi vere varırsa, şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle. Yine dertlendirdin beni kardeş. Ağzına sağlık. Sağ ol. Koçum. İnşaatın reklamları çıkmaya başlamış. Ama yetmez. Birkaç sayfa daha yaptırmak lazım. Devamlı reklam yapacağız. Müşteri gelmezse inşaatı bitiremeyiz. Biraz para toplamamız lazım. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı patron. Hoş geldin. Buyur otur. Sen çık. Tamam. Sen buralara gelmezdin. Hangi rüzgar attı? Bir şişe viski açalım mı? Kızım yine hastalandı. İlaçlarını almak için, tedavi olması için biraz paraya ihtiyacım var. 10.000 TL bana borç verir misin? Önemli bir meblağ değil. Ama senden ricam, birkaç saatini bana vereceksin. Biliyorsun, hastayım sana. Hastayım sana. Buz gibi bir şişe viskim var. Yatakta hazır. 2 saat. İstediğin miktarın 2 mislini veririm. Üstelik hesaba da yazmam. Çok memnun kalırsam bendeki borç senetlerini de iptal ederim. Bana bak, sana kaç kere söyledim, beni diğerleriyle karıştırma. Ben namusumla çalışıyorum. Oldu o zaman. Namusunla çalışmaya devam et. Şimdi çık defol git buradan.
aptal mahluk. İstediklerime eninde sonunda sahip olacağım. Çünkü para bende, güç bende. Merhaba güzelim. Senin ne işin var burada? Bir kahveni içmeye geldim. Defol git. Defol git buradan, dedikodu olacak. Olsun. Bir kahveni içmeden hiçbir yere gitmem. Defol git diyorum sana. Başımı belaya sokacaksın. Defol. Sen benim başımı belaya sokma. Bir kahveni içmeden bir yere gitmem. Yoksa avazım çıktığı kadar bağırırım. Sus. Komşular senin pavyonda çalıştığını duyarsa buradan atılırsın. Anlaşıldı mı? Peki, geç. Sadece bir kahve. Bir kahvenin 40 yıl hatırı varmış. Bak, peşinden evine kadar geldim. Bak, sefalet içinde yaşıyorsun. Benim ol, ne istersen yaparım. Sana lüks bir daire tutarım. Elin sıcak sudan soğuk suya değmeyecek. Yeter ki benim ol. Ben seninle olamam. Bunu bilmiyor musun? Düş peşimden artık. Bana bak güzelim. Ne istersem yapacaksın. Bana bak. Sen kendini ne sanıyorsun? Ben senin pavyonunda çalışıyorum diye. Çocuğum için çalışıyorum. Onu iyileştirmek için çalışıyorum. Eğer yaptığım bu teklifleri başkasına yapsaydın peşinde koşan çok olabilirdi. Ama ben namusumla, şerefimle çalışıyorum. Çocuğum için yaşamak istiyorum. Ne olur bırak peşimi. Sana yalvarıyorum. Benden sana yar olmaz. Bana bak güzelim, benim ol. Senin için dünyayı alırım. Yeter ki benim ol. Kızını kızım gibi severim. Bu sefalet hayattan kurtulursun. Sana çok güzel bir ev alırım. Birlikte yaşarız. Kızını da tedavi ettiririm. Yeter ki benim ol. Bana bak, benim olacaksın. Başka çaresi yok, anlaşıldı bırak mı? Beni. Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Defol! Yoksa bütün komşuları çağırırım. Sana bunu fazlasıyla ödeteceğim. Defol! Göreceksin. Defol! Allah'ım! Allah'ım nedir bu çilem ya Rabbi? Allah'ım. Talihsiz yavrum benim.
Buyurun beyefendi. Bir arzunuz mu var? Nereden buldunuz bunu ya? Haber hazırlayıp duruyor. Alın götürün bunu. Sakin olun beyefendi. Alayım götüreyim ama hanımefendi barımızın en güzel kadınıdır. Bana ne güzelliğinden be. Tamam beyefendi, sinirlenme. Gel bakayım sen benimle. Neden aksilik yapıyorsun? Neden söylediğimi yapmıyorsun? Neden müşterileri kızdırıyorsun? Her şeyi yapıyorum. Adam sıkıştırdı her yerimi. Oramı buramı elledi. Öptü beni. Peki neden ağlıyorsun? Kızım. Kızım geldi aklıma. Bak. Senin yüzünden Azad'ı kovacağım. Her çıktığında ağlıyorsun. Yeter artık be. Burası kreş değil. Aklını başına al. Senden kurtulamayacak mıyım? Nereye gitsen peşimden geliyorsun. Bırak artık peşimi. Babamsın. Canımsın benim. Bırak içmeyi baba. Ne olur bana sahip çık. Bana sarıl babacığım. Benden sana fayda gelmez. Artık bu şişenin esiri olmuşum. Ben de benliğim kalmamış. Her şey bitti yavrum. Beni anlan olursun. Bırak peşimi. Yalvarıyorum sana bırak. Neden böylesin? Neden hayata sarılmıyorsun? Henüz her şey bitmedi baba. Beni düşün. Yalnız kendini düşünme artık. Defol git buradan. Seni sevmiyorum, anladın mı? Ama baba. Aması babası yok. Defol git. Defol. Beni affet yavrum. Öyle olmak zorundaydı. İyileşeceksin. Doktorla konuştum. Yalan söyleyemiyorsun. Gözlerin seni ele veriyor. Yalan söylemiyorum. İnan bana. İyileşeceksin. Sus. Devam etme. Seni çok sevdim. Tek suçum seni sevmek. Son arzum. Bana da bir şarkı besteler misin? Gözlerimin içine öyle sıcak bak ki. Huzur içinde öleyim. Sen ölmeyeceksin. Acı türkü gibi kazındın yüreğime. Nereden bilecektin beni çok sevdiğini? Sen de sevmişsin beni. Bilmedim değerini. Bu ansızın gidişin vurdu bitirdi beni. Bu ansızın gidişin yaptı bitirdi beni. Bak öldü. Sinem. Sinem. Sinem aç gözlerini. Sinem. Sinem. Sinem affet beni. Sinem lütfen. Sinem. Affet beni Sinem. Sinem. Ne oldu? Gittin mi doktora? Gittim. Konuştum. Kızımın tedavisi için çok para lazım. Patrondan biraz avans isteseydin. Biliyorsun içeriye bir sürü borcum var. Üstelik bana asılıyor. Kızım çaktırmadan biraz frikik yap sen de. O adamı mı? O pisliğe mi? Yüzünü şeytan görsün. Sadece kızım için katlanıyorum ona. Ne yapacaksın? Hayat zor. Ben ne yapacağımı biliyorum ama o alçak babası beni terk etmeseydi, onun yüzünden düştüm ben buralara. Hayatım mahvoldu. Masalara meze olmaktan bıktım. Bıktım usandım artık. Bıktım. Canıma kıymayı düşünüyorum. Bu yükü taşıyamıyorum artık. Çok ağır. Ağlama.
Ağlama kızını düşün. Yavrunu düşün. Biraz daha dayanmalısın. Allah büyüktür. Gün doğmadan neler doğar. Bana yapılan bu keleyi unutmayacağım. O şarkıcı parçasına da yar etmeyeceğim. Ne dersin patron, kaldıralım mı? Yeter ki sen iste patron. Gidip getirin. Kamer. Kim o? Gel, gel dedim, gel. Bana bak, gel, yürü diyorum sana. Çık, hadi, hadi. Bırak. Hadi. Bırak. Hadi, hadi. Hadi. Bırak. Yürü bakayım, yürü, yürü, yürü. Bırak. Evet. Debelenme, debelenme, bırak. Yürü. Bin şu arabaya. Hadi. Bin dedik sana. Hadi. Gel. Çabuk, çabuk. Yürü. Beni nereye götürüyorsunuz? Sus. Sussan iyi olacak. O manyak mı yolladı sizi? Sus dedim. Ama bir gün belasını bulacak. Şunun ya ağzını kapatın ya da susturun şunu ya. Ne işe yarıyorsunuz orada? Konuşma. Bırak. Biz ne emir verirlerse onu yapıyoruz. Tabii ki o gönderdi. Siz de bulacaksınız belanızı. Konuşma dedim. Şerefsiz. Şerefsiz. Patrona şerefsiz deme. Sus. Keserim. Şerefsiz. Pislikler sizi. Asla konuşma be. Şerefsiz sus pislikler. Sana be kızım ya. Pislikler. Şerefsizler. Sakın. Köpekler. Sakın pislik yapma. Yoksa patron acımaz. Öldürür dayaktan. Bırak be, bırak be. Vurmuş zaten Allah'ın bana vuracağı kadar. Konuşma. Kader bu. Konuşma fazla. Şimdi seni ona götürmeliyiz. Bütün derdini ona anlatırsın. Tamam mı? Şerefsizler. Bırakın beni. Rahat, rahat dur, rahat dur. Allah'ım bana yardım et. Edecek. Allah'ım. Edecek, edecek. Şimdi sana patron yardım edecek. Allah belasını versin patronunun. Dur. Elimizden kurtulamazsın. Dur. Köpekler. Şerefsizler. Şerefsizler. Lanet olsun size. Lanet olsun. Allah'ım. Eda kızım. Yavrum benim. Köpekler. Bırak beni! Sana hadi. Yürü dedik be, yürü! Hadi! Amma zor kadınmışsın, yürü! Sonunda elime düştün. Sen öyle sanıyorsun. İstediğin sadece vücudum. Ama benliğimi elimden alamazsın. Ben sana yapacağımı bilirim. Götürün bunu odaya! Yürü. Bırakın yürü. Beni şerefsiz! Yürü, yürü, yürü! Dedim. Pislik, yürü. Bırak beni! Yürü! Bırak ulan! Bırak! Bırak! Yürü! Yürü, yürü dedim! Yürü, bırakın. Yürü. Bırak. Hadi. Hadi. Gel bakayım böyle, gel. Bırak. Gel. Direnme, gel. Debelenme, yürü. Direnme dedik be. Ne zor kadınmışım. Rahat dur. Bırak. Yürü. Allah kahretmesin. Bırak nereden beni. Nereden sattın bunu başımıza? Yürü diyorum bırakın sana, beni. Yürü. Bırakın. Çırpınma. Sana yürü dedik yürü, be, yürü, yürü. Çıkarma. Zorlaştırma işimizi. Yürü. 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 Bırakın. Yürü lan, yürü. Bırak. Yürü. Bırak ulan beni. Hadi sürükle. Yürü, yürü. Sürükle, yürü. Sürükle. Yürü dedim, acıma direnme, sürükle. Direnme. Bırakın yürü, beni ya. Acıma sürükle. Yürü.
Bırakın acıma beni. Acıma sürükle şunu. Çek bırakın. Çek. Bırakın. Çek. Bırak. Yürü sesini yürü. Çıkarma. Bırakın beni. Bırakın beni ya bırakın. Sesini çıkarma. Ya bırakın. Allah kahretmesin. Sus. Sesini çıkarma. Biz kapının önündeyiz. Allah'ım. Eda. Buradan kurtuluşun yok. Elimdesin. Ve ben ne istersem onu yapacaksın. Alçak herif. İstediklerine sahip olamayacaksın. Anlaşıldı. Bu iş güzel güzel olmayacak. Benim olacaksın. Anladın mı? Sen öyle zannet. Buraya hayır! Gel. Hayır! 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 Allah'ım! Eda yavrum kızım. Hayır. Ah bırak. Bırak. Ah. Eda. Eda kızım. Ne oldu? Ne bu hal? Hayırdır? Leyla yok. Leyla'yı bulamıyorum. Patronu sanırım kaçırmış oldu. Hiçbir yerde bulamıyorum. Dur, nereye gidiyorsun? O alçağın yaptıklarını yanına mı bırakacağım? Sen türkülerini söyle koçum. Öldüreceğim onu abi. Bu iş benim işim. Biz taşıdığımız canı hiçbir zaman kendimiz zannetmemişiz koçum. Öleceksek birlikte öleceğiz. Birlikte gidelim o zaman abi. Sana bir şey diyeyim mi? Fena parçaya benzemiyor ha. Evet doğru söylüyorsun. Kim bunlar ya? Durun. Kimi arıyorsunuz? Çekil oradan lan patronun köpeği. Ya, git dışına be. Çekilin lan köpek. Ne oluyor lan burada? Sen de kimsin? Ben Azrail'im oğlum. Kızı ne yaptın lan? Kızı mı? Kız burada. Şimdi göstereceğim dur, sana. Dur yapma. Onun bir günahı yok. Vuracaksan beni vur. Ah!
Azat! Azat kardeşim! Sen ölmeyeceksin! Geber ulan! Azat! Ah, benim için ölme Azat! Benim için değer miydi? Azat! Azat! Ölmeyeceğim. Yaşamalıyım. Senin için. Çocuğun için. Yaşamalıyım. Anlıyor musun? Yaşayacaksın Azat. Seni seviyorum. Sevmeye hakkım yok ama. Seni sevmeliyim Azat. İlk defa bir erkek benim için hayatını ortaya koydu. Ben de bu aşkı sana söylüyorum. Ağlama Leyla. Al Azat'ı götür buradan. Olmaz abi. Koçum, ben yıllarca içeride yatmışım. Allah'ım yardım. Senin içinde 3-5 yıl yatarım. Al bunu buradan götür Leyla. Sağ ol. Ama abi. Hadi. Hadi Azat. Gidelim hadi.